ol dünya sana emanet. İyi Gardı Redoxon Kids Dinozor <laughs> dedeysuna. <laughs> hocam tekrar selamlar. Selamlar. Öncelikle sponsorumuz Redoxon Kids'e teşekkür ederek başlamak istiyorum. Evet evet çok önemli bir katkıları var şey yapıyorlar. Olsunlar. Sağ Toplum olsunlar. Toplum hizmeti yapıyorlar. Bundan önceki bölümlerde videoların altına gelen yorumları okuduk hocam. Tabii ki yorumları dikkate alıyoruz. Ve dedik ki yetişkinlerden, bizlerden, büyüklerden daha akıllı birilerini bulalım dedik. Bravo, bravo. Sizlerin de çok yakından tanıdığı bıcır bıcır Ebrar Demirbilek önümüzdeki 3 bölüm boyunca sizinle karşı çok güzel. karşıya. Çok güzel. Ebrar 10 yaşında bunu evet. hatırlatalım. Onun için de aklı büyüklerinin çok önünde. Biz de aynı şekilde düşünüyoruz hocam. Yani bu bölümden itibaren artık ben koltuğumu Ebrar'a devrediyorum. Hocam Ebrar sizin için çok güzel sorular hazırladı. Buyursunlar Ebrar Hanım. Öncelikle Celal merhaba. Merhaba hayatım. Bu bölümden itibaren artık soruları size ben soracağım. Çok güzel. Zaten o çok önemli çünkü bu program aslında senin nesline hitap ediyor. Çünkü bizden geçti. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Geleceğimizi ışık tutan kişilersiniz. Dolayısıyla çok teşekkür ederim bu görevi üstlendiğin için. Bana da şeref verdin. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Bu bölümden itibaren size soruları ben soracağım. Dinozor dedeyi çok seviyorum. Çocuklara bilimi bir çocukla daha eğlenceli bir şekilde anlatmanın da çok iyi bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Çocuklar büyüklerden her zaman daha akıllıdırlar. Her zaman. Ben bilim adamı olmak isteyen çocuklara diyorum ki sakın diyorum çocukluğunuzu kaybetmeyin. Yani benim bilimde biraz başarım varsa bu haşarı çocukluğumu kaybetmediğim içindir. Gerçi benim hanım oya hanım çok şikayetçi bu durumdan. Diyor ki ben diyor iki tane çocuğu olan tek anneyim diyor. İşte kocam yok falan. Dolayısıyla beni kocalıktan da sildi. Çocuğu kabul ediyor. Ben de diyorum ki başka türlü bilim adamı olamazdım. Diyorum. İşte bu yüzden Koşa koşa geldim. Hazırsanız bak. sorulara başlıyorum. Aa tamam evet. hemen başlayalım. Öncelikle volkan nasıl oluşur? Ha bu sorularının cevabı burada. Şurada görüyor musun bak Ebrar sarı bir şey var. Evet. Şimdi ona dikkat et. Ne oluyor orada? Akıyor. Akıyor. Akan taş. Ergimiş taş. Şu bak sarı sarı olan yerler var ya. Aha. Oralar 1200 derece santigrat. Taş tamamen erimiş ve bak 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 nasıl akıyor. Bu bir sıvı. Halbuki sen taş deyince katı gelir aklına değil mi? Evet. Ama bak burada yerin içinden geldiği için çok sıcak bölgelerden geldiği için erimiş. Erimiş olarak akıyor. Peki madem bu bir taş <laughs> o zaman neden kırmızı akıyor? Çünkü sıcak. Kırmızı olan yerler biraz daha soğuk. Sarı olan yerler 1200 derece santigrat. Yani Allah muhafaza sen içine düşersen piyuh, yoksun. Evet. Anında görüyor musun? Bak 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 bak. Bu tabi tabiatın yani doğanın muhteşem bir gösterisi. Dikkat ediyor musun? O eskiden kırmızı akan yerlerin yüzeyi siyahlandı. Neden? Soğuyor. Soğuyor taş oluyor. Yani taşken eriyor sonra, aktıktan sonra tekrar taşa dönüşüyor. Tekrar taşa dönüşüyor. Yüzeyde taşa dönüşüyor bu sefer. Derinden geliyor, orada eriyor, dünyanın yüzüne geliyor ve orada soğuyor. Tekrar taş oluyor. Volkanik taşlar oluyor. Görüyor musun nasıl akıyor bak. Evet. Ve böyle dikkat edersen arada bir patlıyor. Evet. Çünkü bu gelen... Lav diyoruz yüzüne, yüzeyde akan şeye lav diyoruz. Bunun içinde su buharı var inanır mısın? O su buharı bu sıcaklıkta müthiş genişliyor ve o patlamaları yapıyor. Görüyor musun bak yukarıya atıyor kırmızı. Evet. Düşerken siyah oluyor. Evet. Küçük olduğu için çabuk soğuyor. Bu lavların hepsi o zaman küçük parçalardan oluşuyor. Bu lavların hepsi bazen akıyor. Aktığı zaman küçük parçadan oluşmuyor. Çünkü o nehir gibi düşün. Bu nehir olduğu gibi donuyor. Bu ateş nehri birdenbire donuyor, kayaç oluyor. Bak 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 görüyor musun? Evet. Ne kadar hızlı akıyor? Bir lav çeşidi var bizim karbonatit dediğimiz. Bugün dünyada bir tane volkan var onu püskürten. Oy Doingo lengay. Bu tanrıların dağı demekmiş. Afrika'da bu. Onun püskürttüğü bu taş sudan daha hızlı akıyor. Sudan nasıl daha hızlı akıyor? Daha hızlı akıyor. Başka da bir açıdan almış. Patlamaları görüyor musun? Küçük küçük ama bunlar. Evet. Çok daha büyüklerini gördüm. Bak bak ba, bak nasıl taşlı. Bak görüyor musun? Nasıl donuyor. Bir anda donuyor. Bir anda donuyor değil mi? Evet. Tabii atmosferle temasa geliyor. Peki lavların patlamasının sebebi dolup bir anda patlaması mı? Yani doluyor doluyor sonra bir anda pat. Evet. Onu göreceğiz daha sonra. Çünkü bunların geldiği yer yerin içinde bizim magma cebi dediğimiz torba gibi düşün. Ama çok büyük boyutlarda. Onun içinde ergimiş taş var. O bir boruyla yeryüzüne bağlanıyor. O borudan püskürtülen şey de volkanı oluşturuyor. Eskiden volkanlara baktıkları zaman zannediyorlar şimdi volkan böyle bir şey ya. Evet. Zannediyorlarmış ki bu böyle yükselerek oldu. Halbuki öyle değil. Birikerek oluyor. O borudan çıkan şey borunun etrafında birikiyor, 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 birikiyor volkanı oluşturuyor. O zaman ikinci soruya geçelim artık. Nasıl istersen, komutan sensin. Dünyanın hangi bölgelerinde volkanlar daha sık görülür? Pasifik Okyanusu çevresinde bizim ateş çemberi dediğimiz dağlardan oluşan bir alan var. Mesela şimdi Güney Amerika'dan başlayalım. Ant dağları. Bunların üstünde koca koca volkanlar var. Hatta bunlardan bir tanesi Chimborazo, Ekvador'dadır. Eskiden dünyanın en yüksek dağı zannedilirmiş. Himalaya daha ölçülmeden. Hı. Ama dünya yüzeyinden sadece kayaları yüzeyi kabul edersen dünyanın en yüksek dağı Hawaii adalarıdır. 10 bin metre. 10 bin metre. Yani deniz tabanından 10 bin metre yükseğe çıkıyor. Dolayısıyla en yüksek onlar. Yani bu 10 bin metre olan da daha böyle yakın bir büyüklükte olan bir dağ var mı? Hayır. En yüksek yok. Ona yakın olan Everest diyoruz ama Everest'in yüksekliği sadece deniz yüzeyinden ölçülmüş. Öyle yaparsan Hawaii adalarındaki Mauna Loa 4000 metre. Ama denizin içinde de devam ediyor. Ta deniz tabanına kadar. Ha. Anlatabiliyor muyum? Onun için o kadar yüksek. Mesela bir göstereceğim. Merih'te bir dağ var. Olympus Mons. 27 kilometre yüksekliğinde. Yani 27 bin metre. Şimdi düşün ki Everest'in yüksekliği 8848 metre. Hava adalarının denizden yüksekliği 4000 dediydik. İşte denizin dibinden ölçersen 10 bin. Olympus Mons 27 bin metre yüksek. Görüyor musun? Bak, buradaki püskürme ne kadar farklı. Evet. Görüyor musun? Böyle bu akmıyor. Diye. Şu gördüğünü püskürme 1883 senesinde bir adayı havaya uçurmuş. Bir ada olduğu gibi yok olmuş. Bu Endonezya'da. Sumatra adası var böyle, bir de Java adası var böyle. Bunların arasında bir Sunda Boğazı vardır. Onun içinde Krakatoa 1883'te bir patlıyor. Olduğu gibi adayı havaya uçuruyor. Muazzam bak 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 bak. Sanki sıçrıyor gibi değil mi? E, tabii yukarıya püskürüyor. Çünkü burada akan lav biraz önce gördüğümüz o çok akışkan lavlar vardı ya evet. bu ondan farklı. Bunun içerisinde daha çok silisyum var. O lavı daha ağdalı yapıyor. Bazen o kadar ağdalı oluyor ki bu böyle çıkarken bacayı tıkıyor alttan gelmeye devam ediyor ama baca tıkalı çıkamıyor. İşte Krakatoa da o olmuş. Zorluyor, zorluyor, zorluyor. Ondan sonra bir patlıyor, dağın tepesini uçuyor. Diyelim aktif bir volkan patlamaya başladı. Bir volkanın patlaması ne kadar sürebilir? Çok değişik. Mesela Hawaii'deki volkanlar, bu böyle yavaş yavaş akanlar var ya, aylar sürebiliyor. Aylar. Evet. Bazı küçük volkanlar var, onları göreceğiz. Bir defa patlıyor, bir iki gün pit tatili diyor. Ama mesela bu tip volkanlar bazen bir hafta iki hafta falan sürebiliyor. Şimdi siz aylar dediniz ama bunun bir süresi var mesela üç ay dört ay beş ay. En Onu bilemiyoruz. Fakat Kilauea yani Hawaii'deki volkan uzun yıllar faal kaldı. <laughs> o kadar çok. Kerat'a tatil yaptı bir kısa bir süre. O da ben Hawaii'deyken. Ba 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 ba, ba. Görüyor musun? Ne kadar yukarıya fırlatıyor? Evet. Bu neye benziyor biliyor musun? Evlerinde düdüklü tenceresi patlayanlar bilir ne haber. Tavana kadar gider. Bunun içindeki su buharı yapıyor bunu. Bak 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 bak. Şimşeklerin çaktığını görüyor musun? Neden şimşekler çakıyor peki? Şimdi şimşek niye çakar? Bulutlarda su taneleri birbirlerine sürtünürler, statik elektrik yaratırlar. Burada da o lav tanecikleri birbirlerine sürtüyor. Statik elektrik yaratıyor. Şuraya bak ya. Gördün mü şimdi şeyi? Evet, görüntüsü çok güzel gözüküyor aslında. Daha muhteşem bir şey bu yani. Ben niye jeolog oldum kız? Manzarası çok güzel şey değil mi? değil mi? İnsanı heyecanlandırıyor da yani bu. Evet, heyecanlı bir şey. Volkanlarda zehirli gazlar ve lavlar çıkıyorsa, volkanların etkisiyle ortaya çıkan topraklarda birlikte nasıl yetişir? Şimdi hayatım zehirli gazlar çıkıyor uçup gidiyor onlar. Bu lavlar geldikleri zaman bunların içinde zehirli gaz kalmıyor. En azından serbest olarak kalmıyor. Dolayısıyla şimdi bu da püskürtüyor ya bunlar volkanın etrafına yayılıyorlar. Bunlar dünyanın içinden gelmiş içinde çok zengin mineraller var. Onlar bitkileri besliyor. Şimdi bak İzlanda'ya bakalım bak İzlanda'da ne göreceksin? Bak görüyor musun hava adalarındaki gibi. hava adalarındaki gibi akıcı lavlar. Mesela ben Hawaii'de yaşıyorum diyelim. Nasıl anlarız volkan patlamadan önce mesela Şimdi bir volkan buhar... patlamadan önce küçük 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 depremler yapıyor. Volkan civarında iyi bir evin varsa halkı ikaz ediyor. İzlanda'da öyle yaptılar. Başkent Reykjavik'in güneyindeki bir köyü boşalttılar ve hakikaten lavlar geldi o köyü istila etti, yaktı bütün evleri. Şimdi burada bir şey dikkatini çekiyor mu bilmiyorum. Sanki şurada lavlar bir yol oluşturmuş gibi gözüküyor. Evet 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 evet. Dere gibi akıyor. Fakat İzlanda'daki patlamaların Hawaii'den bir farkı var onu göstermek istiyorum sana. Dikkat ediyor musun? Burada film biraz bulanık. Evet. Neden biliyor musun? Neden? Suyun altında çekildiği için. Ama suyun altında nasıl çekiyorlar ki çok korkunç. İşte burada şey robot gönderiyorlar. O robotlar çekiyor. Tabii suyun altında olduğu için çabuk soğuyor. Evet. Ama akan lavın yüzeyi soğuyor. İçinde akmaya devam İçinde ediyor. İçinde akmaya devam ediyor. Onun için bir yastık gibi oluyor. Torba gibi. Biz onun için bunlara bu şekilde oluşan lavlara yastık lavlar diyoruz. Yastık lavı gördün mü biliyorsun ki bu suyun altında oluşuyor. Suyun altına gönderilen robotlar hiç erimiyor mu peki? hani? Valla öyle bir kaza duymadım. Lava çok yakın oldu. E yani çok yakın gelirsen erir ablacığım yani. Ama ona göre yapıyorlardı. O robotlar pahalı şeyler. Bak denizin altında başladı ya patlama. Evet. Yavaş yavaş yüzeye çıkıyor. Ada oluşturacak. Yeni adalar oluşuyor. O zaman diğer sorumuza geçelim. Geçelim hayatım. Okyanusların diplerinde de volkanik faaliyetler varsa... Volkanik adalar nasıl oluşuyor? Dünyadaki en uzun volkanik sırada okyanus ortası sırtlarıdır. 60 bin kilometre uzunluğunda bu. Tenis topunun üzerindeki çizgiler var ya öyle dünyayı sarar. Bak bak bu pilav laf. Suyun altında oluyor bu. Bunlar birikiyor. Birikiyor, 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 birikiyor. Yine bir volkan mı oluşuyor? Evet. Yüzeye geliyor, ada oluşturuyor. Volkanın kendisi bir ada oluyor. Bunu Pasifik'te görüyoruz, Hint Okyanusu'nda görüyoruz, Atlantik Okyanusu'nda Azorlar'ın yakınlarında görüyoruz. Peki volkanın e, oluşması kaç yıl kaç ay sürer? Yani zamanı ne kadar zamanı var? Şimdi şöyle diyeyim sana. 1831 senesinin Haziran ayında Sicilya'nın güneyinde oturanlar bazı patlamalar duyuyorlar. Top patlaması gibi nereden geldiği belli değil. Temmuz ayında bir bakıyorlar bir ada yükseliyor. Eskiden olmayan bir ada. Bu daha da çok yükseliyor. 1832 senesinde kayboluyor gidiyor. Dedik ki birikimden oluşur volkanlar. Tabii bu soğuduktan sonra gevrek böyle parçalı bir taş. Dalgalar hemen harekete geçiyorlar. Bunu aşındırıyorlar. Tekrar deniz düzeyinin altına iniyor. Yani kısır döngü gibi bir şey. Söyleyeyim. Evet evet evet. Evet. Şimdi istersen yansılarımıza geçelim. Oradan bu senin sorduğun sorulara belki biraz daha detaylı cevap verebiliriz. Olur mu? Evet. Biz biliyorsun volkanların Türk çağrı yanardağlar. Evet. Şimdi bak bir volkan nedir? Sen sorduydun ya. Evet. Şimdi bak yeryüzünü çizmişim. Şimdi volkanlar yerin içinde çeşitli nedenlerle oluşan ergimiş Kayaçları yeryüzüne ulaştıran yapılar. Ergimiş taş yeryüzüne ulaşmadan magma deniyor. Yani şunun yer altında büyük cepler içinde ergimiş taş buna magma diyoruz. Magma eski Yunancadan gelir. Zor akan bir merhem gibidir. Hamur falan diyebilirsin. Hamurdan biraz daha akıcıdır ama. Bu yeryüzeyine geldiği zaman buna lav deniyor. Bu da İtalyancadan geliyor. İlk defa 1737'de kullanılmış bu terim. İtalya'da volkanlar çok Bunlardan <laughs> kullanılmış. Bir volkanın organları, nasıl senin organların var, miden var, ciğerin var, ağzın var bilmem ne değil mi? Volkanın da organları var. Bir kere bir magma cebi lazım bize. Magmanın biriktiği yer. Ergimiş taşın cep içinde birikmesi lazım. Değil mi? O cebi bazen taşın ergimesi yaratır. Orada taş ergir ve Sıvı halinde bir cep oluşur. Bak, ondan sonra o cebi yüzeye bağlayan bir volkan bacası olması lazım. Şimdi yukarıya geldiğin zaman dikkat edersen ana yanardağ konisi oluşuyor. Şöyle, o birikimden ötürü. Bak, dikkat ediyor musun? Nasıl volkan dışarıya parçalar atıyor? Onu da gördük zaten. Şimdi bir de parazit koni var. Orada böyle bir volkan bacasından bazen yanından böyle bir küçük bir damar çıkıyor. O da volkanın kenarında küçük küçük volkancıklar oluşturuyor. Hmm. Onlara onun için parazit koni deniyor. Niye parazit demişler bilmiyorum. Aslında onlar volkanın çocukları. Evet. küçük. Şey mi yani? Küçük. küçük. Küçük şeyler. Bak şimşekler çakıyor bunu gördük. Evet. evet. Bir de kızgın bulutlar var. Nüyerdon. Fransızca isimleri bunların. Uluslararası volkanoloji terminolojisine Fransızca'dan girmiş. Nuit kızgın bulut demek. Bunların sıcaklığı 800 ile 900 derece santigrat arasında değişiyor. Ve bunlar 120-200 kilometre süratle yüzeyde bayır aşağı gidiyorlar. Bulut. Buluta kapılmama bak. Yani 800 derece santigrat seni içine alırsa bir daha bulamayız seni. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> biliyor muyum? Bu Sakurajima Dake. Bu Dake ne demek biliyor musun Japonca? Ne demek? Dağ. Çünkü Japonca altaik bir dil. Yani Türkçeyle akraba. Dake, da demek. Orta Asya'da tag, mag falan diyorlar ya bu da dake. Onun püskürmesi esnasında bir elektrik fırtınası olur. Ve muazzam şimşekler çakıyor. Daha önce videolarımızda da gördüğümüz gibi. Peki elektrik fırtınasının sebebi daha fazla mı yanardağ taşlarının sürtmesi? Tabii. tabii. Birbirlerine sürtünüyorlar sürtünüyorlar. Burada gördüğün gibi muazzam şimşekler çakıyor falan. İlk insanların ütü patlamış bunu görünce. Onun için fırtına tanrıları ilk mitolojilerde hep dağlarda oturur. Çünkü bu mitolojiler volkandan çıkıyor. Anadolu'daki volkanlardan çıkıyor ilk mitolojiler. İlk tanrı fırtına tanrısıdır. Ve dağlarda oturur. Nasıl vezüf püskürmeleri? Sanki havai fişek gibi bir şey. Aynen öyle. akıcı lavlardan ne kadar farklı değil mi? Evet. Bak Hawaii takım adalarında böyle blup 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 biraz önce videolarımızı da gördük. Ha İzlanda'ya geldik. Dikkat edersen şimdi biz hep diyoruz ya bir baca olur volkanda. Evet. Burada ne var? Tam olarak söyleyemiyorum ama sanırım bir kesik hani Bravo. insanın yazında bir kesik oluşuyor. çatlaktan çıkıyor. Değil Aferin. Değil mi? Tek bir yerden değil şöyle bir çatlaktan geliyor ve bak yüzeye ve oradan akan lavları görüyor musun? O çatlaktan dışarı çıkıyor. Aynen o dairesel volkanlarda olduğu gibi akıyor. Ve onun için bu lavların yolu üstünde olan köyü boşalttı İzlanda hükümeti. İzlediğimiz diğer videolara göre volkanlarda pek ıı, ıı, ateş falan çekmiyor ama sanki şu kenarlarda birazcık ateş de çıkıyor. Evet, ya baksana bütün çatlak boyunca. Ben sana ne dedim? Sarı renk neydi? 1200 derece santigrat. Kırmızıya doğru geçti mi birazcık daha soğumuş. Ondan sonra da siyah oluyor. Bir lav oluyor, taş oluyor ondan sonra. <laughs> Şimdi volkan çeşitlerine bakalım. Bir taşmalı volkanlar. Taşmalı dediğimiz lav geliyor, kenardan akıyor. Hawaii'de gördüğümüz gibi, İzlanda'da gördüğümüz gibi. Bir de patlamalı volkanlar. Onu da Vesuv'de gördük. Sen dedin ya fıskiye gibi atıyor yukarıya diye. Bak bu da Pinatubo. Filipinler'de. Bunlar işte bu muazzam bulutları yaratıyorlar. Bunlar kızgın bulutlar. Bunlar içinde şimşekler çakıyor bilmem ne oluyor falan. Ondan sonra bunlar çöküyorlar. Önüne çıkma. Çok hızlı geliyorlar sana. Şimdi bak bu benim hocam rahmetli İhsan Ketin hocamızın İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Almanya'da Bonn şehrinde doktora yapmış. Çok büyük bir adamın yanında Hans Klaus. Bu Hans Klaus'un ders kitabından alınmış. Şimdi biz ne dediydik? Bir taşmalı volkanlar var bir patlamalı volkanlar var. Evet. Şimdi taşmalı volkanlardan neler var? Tabla volkanlar var. Tabla kalkan volkanlar var. Kalkan volkanlar var. Karışık volkanlar var. Tabla volkan derken? Dümdüz. Dümdüz akıyor ya. Daha oluşturmuyor. Aa. En tehlikeli volkanlar bunlar. Patlamalılarda da mağarlar var. Bunlar tek atışlı dedim ya. Bir iki günde patlıyor bitiyor. Evet. Mağarlar bu Almanca... Meğerden geliyor. Deniz demek. Çünkü göl oluşturuyorlar bunlar üstlerinde. Ondan sonra lav akıntılı mağaralar. Tüf volkanları. Tüfü de göreceğiz. Volkanik tüf. Hı. Değil mi? Karışık volkanlar. Ondan sonra kalderalar geliyor. Kaldera İspanyolca tencere demek. Volkanın alttaki magma boşaldı ya Evet. ee ne olacak? Volkan çöküyor onun içine. Yukarıda tencere şekilli koca bir boşluk oluşuyor. Kanarya Adaları'nda bu yeni patladı bilmiyorum hatırlar mısın? La Palma Adası. La Palma Adası'nın ortasında bu lukus kocaman bir kaldera var. İspanyol, orada İspanyollar yaşıyor. İspanya'ya ait Kanarya Adaları. Oradaki insanlar bakmışlar ulan tencereye benziyor. <laughs> caldera de Taburiente adı bunun. Ondan sonra Alman jeolog Leopold von Buch gitmiş 1820'lerde. Bu volkanları incelemiş. Fonguh demiş lan böyle şeyler başka volkanlarda da var. Kaldera kelimesi jeolojik teknik terim haline gelmiş. <laughs> Sana birisi kaldera derse sen de dersin. İspanyolca tencereyi mi kastediyorsunuz? Volkanların üstündeki yapıyı mı kastediyorsunuz? <laughs> Değil mi? Şimdi bak sen bana sordun. Volkanlar nerelerde görülüyor? Burada gördüğün her kırmızı üçgen bir volkan. Dikkat edersen volkanların en sık bulunduğu yer işte bu ateş çemberi dediğimiz Pasifik çevresindeki dağlar. Bak Ant Dağları. Oradan gidiyorsun Orta Amerika Dağları. Meksika'daki Sierra Madre Occidental falan. Ondan sonra gidiyorsun Kuzey Amerika Kordiyerası'na. Orada işte Kaskat Volkanları falan. Oradan bak Aleutlara geliyorsun. Aleutlarda çok volkan var. Onun için tek tek seçemiyorsun. Gerçekten Hepsi... çok fazla. Bir, 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 bak ondan sonra Kamçatka Yarımadası'na geliyorsun. Kamçatka Yarımadası'nda muhteşem volkanlar var. Kluşevski falan gibi bir devasa volkanlar var. Geyserler var. Tam bir volkanik alan. Bak ondan sonra Kuril Adaları devam ediyor. Japonya'ya geliyor. Japonya'dan Güney'e İzubonin şeyine geliyor. Oradan Marianlar'a geliyor. Bak sürekli bir çizgi. O kadar sık sık volkan var. Ondan sonra Filipinler'e bak. Filipinler'de de sürekli bir çizgi. Evet. Değil mi? Hemen orada. Fakat Endonezya şöyle Hint Okyanusu'nda şöyle geliyor ya. Hı uh hı. -huh. Endonezya dünyanın volkan başkenti ablacığım. 143 tane volkan var. Sadece Endonezya'da. Avustralya'da sadece bir tane var ama... ...Antarktika soğuk bir yer olmasına rağmen... ...birkaç tane <laughs> ama var. Ama onun soğukluğu çok yüzeysel anam. Antarktika'da aşağıdan geliyor. Orada bir sürü volkan var. Avustralya'da bile sadece bir tane var. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim mi? Antarktika'da Gaussberg diye bir yer var. Doğu Antarktika'da. Dünyadaki ilk... Antarktika'nın hava fotoğrafını Almanlar çekmiş. O zaman daha böyle tayyare falan gidemiyor oralara. Balonla çekmiş herifler. Gaussberg'in fotoğrafını çekmişler. Drigalski diye bir adam. Çok meşhur bir coğrafyacı. Drigalski. Onun yönetiminde bir keşif gezisi düzenlenmiş. Şimdi tekrar bu eski resmimize döndük. Taşmalı bir volkan. Bu tip volkanlar genellikle ya kıtaların içinde ya okyanusların içinde ortada. Buna mukabil patlamalı volkanlar ateş çemberindeki egemen volkan tipi. Fakat bu egemen volkan tipi mesela İran'da da var. Göreceğiz. Türkiye'de var. Yani Türkiye'de Nemrut her an patlayabilir. Yani kimseye söyleme ama ben dua ediyorum bir patlasa da gidip baksak diye. <laughs> Şimdi şu tabla volkanlardan bahsettik. Evet. Sen de dedin ki neyin nesidir o dedin. Şimdi bunu görelim mi? Olur. Hadi bakalım. Tabakaları görüyorsun. Bunların her biri bir lav akıntısı. Üst üste, üst üste, üst üste. Onun için tabla deniyor bunlara. Dümdüz oldukları için. Bu gördüğün Dekkan yaylasında, Hindistan'da. Biraz sonra göstereceğim nerede o. Şu mavi ile olan yerler var ama Dekkan tabla evet. volkanları diye yazmışım. Büyüklüğü görüyor musun? Çok büyük. Yani onun içine bir buçuk Türkiye sığıyor biliyor musun? Volkan'a gel. <laughs> Şimdi bak bu Sibirya'da. Bak görüyor musun? Gene yatay her şey. Bunların hepsi lav akıntısı. Bunun bir özelliği var. Bundan sonrasını alalım. Bak burada Putorana yaylası Arktik okyanusunun kenarında. Oraya kadar gel. Görüyor musun gene böyle dümdüz dümdüz evet. dümdüz lav akıntıları. Şimdi bak burada yeşiller görüyorsun. Burada da kırmızılar görüyorsun. Şimdi bu yeşilleri uzun zamandır biliyorduk. Kırmızılar Sovyetler Birliği'nin Batı Sibirya'da gaz ve petrol arıyorlar ya. Herifler deliyorlar pat bazalta vuruyor. Volkanik kayaya vuruyor. Ortaya çıktı ki 7 milyon kilometre kareden fazla. <laughs> tablo volkanlardan bahsediyoruz. Yani 9 tane Türkiye. <laughs> şimdi bunu niye şimdi gösteriyoruz? Çünkü biz yok oluşları da ele alacağız. İşte dünyada yok oluşlar var, hayvanların, bitkilerin yok olduğu. Onlardan bir tanesinde bunun büyük rolü var. 1784'te İzlanda'da bir ay süren bir patlama oluyor. Dünyada milyonlarca insan ölüyor. İzlanda'daki bütün inekler gidiyor. Onların sebeplerini al. Sen biraz önce diyordun ya bunun içinde zehirli gazlar var. Hmm. Ellerinden öper. Hmm. <laughs> zehirli gazlar çıkmış. Bir sürü insanı öldürmüş. Avrupa'da be. La İzlanda nere Avrupa nere? Müthiş bir kış. Yaz olmuyor. Millet açlıktan ölüyor. Ve ilk defa Benjamin Franklin belki duymuşundur. Yıldırımın ve şimşeğin bir elektrik olayı olduğunu keşfeden Amerikalı. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucu babalarından. İlk defa o yaz gelmeyince demiş bu İzlanda'daki volkanın marifeti. Güneş ışığını kesiyor. Püskürtlükleri. Atmosfere yayılıyor. Güneş ışığını kesiyor. Peki Türkiye'de tabla volkan var mı? Bir tane var. İsmi ne? Diyarbakır'daki Karaca Dağı. O Bunlar hepsinden çok daha ufak tabii. Çok büyük olduğunu düşünmüyorum. Yok. Evet evet. Böyle yuvarlak bir şeydir ama tabla volkandır. Giderseniz ben kendisine söylerim gelir elini perşenin. de bakarsın. Nasıl olmuş bu diye. Tam şimdi mağaralara bakalım. Buyursunlar. Bak bu bu bir volkan krateri aslında görüyor musun? İçi göl olmuş. Bunlar tek patlamalı. Pat diye patlıyor. Finito. Bitti. Bir daha hiç patlamıyor. Bir daha hiç patlamıyor. Bundan sonra bunlar meşhurdur Eyfel bölgesinde ve Ayfre Almancası. Görüyor musun? Üç tane bunlar. Gemünd, Weinfeld ve Schalkenmeeren gölleri bunlar. Ay çok turistik yerler bu. Şahane yerler. Yalnız bir seferinde bu yukarıdaki Kerata, şimdi orada bir şehir görüyorsun. Evet. Onun karşısında manastır var. Bir gün bakmışlar papazlar ölüyor. Düşüyor herif. Demişler ne oluyoruz ya? Bir de bakmışlar mağar karbondioksit kaçırıyor. Bak bu Habeşistan'da. Zengena Gölü mağarı. Küçücük bir gel. Bu da volkan. Bu mağaralar nasıl oluşuyorlar? Çok büyük bir patlamayla oluşuyorlar. Niye biliyor musun? Çökel tabakaları var dünyada. Bunlar çeşitli yerlerde su bulunduruyorlar içlerinde. İşte biz yeraltı suyunu nereden alıyoruz? Böyle yerlerden alıyoruz. Kuyu deliyorsun değil mi? Oradan suyunu alıyorsun magma yükselirken bu suyla doygun bölgeyle temas ediyor. Oradaki su bir anda buharlaşıyor. Düşünebiliyor musun? Muazzam bir patlama yapıyor. Ve burada gördüğün gibi bir mağar oluşturuyor. Mağara kazmak isteyen kişiler bomba falan koyup bir anda patlatıyor sonra bir mağara oluşuyor ya. Evet yani buradaki bomba biraz büyük. <gülüyor> <gülüyor> bu Alaska'da 1970'de Ukinrek mağarının patlaması bak. Görüyor musun mağara aşağıda patlamış çıkan dumana bak ya. <laughs> Muazzam. Tüf atıyor bak. Mesel Mağarı Almanya'da bu çok meşhur oldu çünkü bunun üstünde bir göl oluşmuş. Bu gölde şahane korunmuş fosiller bulduk. Onun için çok meşhur oldu Mesel Mağarı. Tamam. Şimdi gidelim Kalkan Volkanlara. Bu gördüğün Mauna Loa, Hawaii adalarının büyük adasındaki kalkan volkan. Bu gördüğün Mauna Loa, dünyadaki bütün kalkan volkanların modeli olmuştur. Şimdi biz niye kalkan volkan diyoruz? Bak şurada bir kelt kalkanı var. Savaşta kullanılan. O bombeli böyle. Değil mi? Evet. Ona benziyor. O kelt kalkanını yere koy. Buradaki volkanlara bak şu yukarıda görüyor musun? İdeal bir kalkan volkan. Burada ideal bir kalkan volkandan bir kesit almış. Sadece yarısını gösteriyor. Onun altında Skelbright şeyi var, volkanının bir topografi haritası var. Giderek yükseliyor ama çok tatlı yükseliyor. Bu ee, tarihsel Mauna Loa lav akıntıları. Şimdi lav hep aynı yerden akmıyor. Bir buradan, bir buradan, bir buradan falan. Onun için bu kalkan şeklini oluşturuyor. Ve çok akıcı bunlar. Daha önce gördük. Değil mi? Onun için çok yükselemiyorlar da. Böyle bir kalkan yapısı oluşturuyorlar. Şimdi 1833 yılından 2000 yılına kadar akıntıların nasıl olduğunu görüyorsun. Nerelere aktıklarını görüyorsun. Her bir renk değişik bir tarihi gösteriyor. Yani Burada adanın adanın %16'sını kaplıyorlar. Yani 10.400 kilometre kare. Adanın yüz ölçümü 65 bin kilometre kare olduğuna göre tüm yüzeyi lavlarla kaplamak için bin yıl gerekiyor. Adayı oluşturan volkanın okyanus tabanından yüksekliği Hatırlıyor musun? 10 bin metre. Evet. Yaşı ise 400 bin yıl. 400 bin yıl önce yoktu Hawaii. Demek ki her bin yılda 25 metre kalınlığında bir lav örtüsü kaplıyor adayı. Her yüzyılda yaklaşık 2 metre yükseltiyoruz adayı. Üzerine lav ekleyerek. <laughs> İyi değil mi? Evet. Havadan toprak kazanıyoruz. Ben hep diyorum İzlanda savaşmadan sürekli toprak kazanan benim bildiğim tek ülke. O çünkü büyük ölçekte kazanıyor. Ama lavlar soğuduktan sonra taşa dönüşmüyor mu? Nasıl toprak evet. oluyorlar? Ondan sonra taş atmosferin etkisiyle ufalanmaya başlıyor. Ufalanıyor falan. Çok ufalandı mı içinde bitkiler büyümeye başlıyor. O bitkilerle beraber toprak bizim oluyor. humus dediğimiz yani besinimizi falan aldığımız toprak oluşuyor. Bak biraz önce akıntılar gördün ya değişik renklerde. işte böyle akıyorlar onlar. Rengimiz kırmızı yer yer siyah. Demek ki biz bayağı bin derece santigratın altına düşmüşüz. Yolda giderken soğuyor. Şimdi bak Mauna Loa'nın tepesinde kalderalar var. Tabii alttaki magma cebi boşalınca tepesi çöküyor. Ve burada gördüğün kalderaları oluşturuyor. Kaldera nasıl oluşur? Bir volkanik patlama oluyor. Magma cebi. Magma cebi boşalıyor zavallı. Üstteki volkan çöküyor. Volkanik faaliyet duruyor. O çöküntünün içine ya göl oluyor ya deniz geliyor. Böylece kaldera oluşuyor. Ve hakikaten bak tencereye benzemiyor mu? Evet. Değil mi? Açı <laughs> İspanyollar kaldera demişler. Ama nasıl göl veya deniz oluşuyor? Şimdi hayatım kalderanın kenarları yüksek. Yağmur yağıyor. Suyun kaçabileceği bir yer yok. Taş olduğu için o da. Bizim... Doluyor zamanla. Aynen. Bu denize yakın bir yerde ise şöküyor. Deniz pıt diye işgal ediyor. Mesela Santorini adası. Ege denizinde. Turistler falan çok giderler. Bayılırlar. Şimdi sıkı dur. Gezegen değiştirdik. Merih'e gittik. Şimdi bak Merih'te Olympus Mons diye bak bir volkan var. Gördün mü? Evet. Şimdi ona gidelim. Bu Olympus Mons. 27 kilometre yüksekliğinde. Nasıl ablacığım? Bu kareseli bak Everest burada. Hawaii burada. Olympus Mons. Bak böyle görünüyor baktın. Şu şey var ya uçurumlar kenarında. 1,5-2 kilometre yüksekliğinde bunlar. Aşınmayla oluşmuş bunlar. Bak Olympus Mons'un tepesinde ne var? Bu hava adaları. Olympus Mons'un tepesi. Ne görüyorsun? Caldera görüyorsun. Ve aynı havaydakilere benziyor. Ah. Kalkan volkan. Olympus Mons güneş sisteminin en büyük kalkan volkanı. Devasa bir şey. Şimdi bak bu Olympus Mons volkanını görüyorsun değil mi yuvarlak? Evet. Hava adalarında görüyor musun? <laughs> ne kadar şu kadar kalıyorlar yanında. Evet. Bu tek bir volkan. Hava adalarının her biri bir veya iki volkan tarafından oluşturulmuşlar. Şimdi biz senle beraber Kilauea'ya baktık. Tepesindeki kalderaları da gördük. Dedik ki aa Melih'tekilere ne kadar benziyor. Kalderaları görüyor musun? Olympus Mons'un ortasında. Devasa boyutlarda. Devasadan daha büyük sanki. Değil mi? <laughs> Müthiş bir şey bu. <laughs> Çok büyük. Ya buradan bakınca o kadar büyük gözükmüyor ama bayağı büyük. Ya dünyanın dışarıdan baktığında o kadar büyük gözükmüyor ama üstünde yaşıyoruz. <laughs> Şimdi lav türleri. Kaç çeşit lav var? Şimdi lav teriminin tanımını bir hatırlayalım. Yüzeyde akan ergimiş kayaç İtalyanca'dan geliyor. Teknik terim olarak ilk defa dedik ya 1737'de İtalyan doğa bilimcisi Francesco Serrao tarafından kullanılıyor ve Vesuv'un 14 Mayıs 4 Haziran 1737'deki patlamasını adama anlatırken lav kelimesini kullanmış. Şimdi dış görünümleri itibariyle iki tür lav var. Pahoy hoy ve aa lavları. Pahoy hoy bu Hawaii adalarında konuşulan Polinezce'den alınmış. Jeolojik terminolojiye bu terimi 1883'te kazandıran büyük Amerikalı jeolog Clarence Edward Dutton. Bu muhteşem bir herif. Bu biliyor musun aynı zamanda subay. Topçu subayı. Ama tarihin gördüğü büyük jeologlardan biri aynı zamanda. Yarbay olarak emekli olmuş. <laughs> emekli olduktan sonra jeolog olmuş. Hayır. Subay Sen Amerikan Jeoloji Servisi diyor ki acaba siz bu subayı bize ödünç verir misiniz bir müddet? Amerikan ordusu da peki diyor. Bunun bir kitapları var aklın Bir gün belki burada onları da gösterir. Devasa bir koca koca atlaslar falan. Şimdi bak bu pahoy hoy. Buna urgan şekilli lav deniyor. Tamam mı? Bu Havai Adalı'da da görüyor musun nasıl oluşuyor? Böyle yayılıyor. Akıyor, önünde oluşuyor. Hani böyle pis su öyle şeyler yapar ya akarken. Hı -hı. Fakat burada dikkatini çekmek istediğim bir şey var. Bunların hepsi pahoy lavları. Fakat hepsi urgana benzemiyor. Pahoy hoy lavı aslında pürüzsüz yüzeyi olan lavlara deniyor. Fakat bu urgan çok güzel batıcı bir şey olduğu için urgan lavı denmiş buna. Şimdi bir de kabarcıklı bazalt var. Bu kabarcıklar ne biliyor musun? Lav çıkarken gaz çıkıyor içinden. Evet. Gazların çıktığı kabarcıklar bunlar. Pahoy hoylar o kadar hızlı gaz kaybetmiyorlar. Bu volkanikaya hızlı gaz kaybetmiyor. Bak ne oluyor ondan sonra. Akıyor lav. Çok gaz çıkıyor lav parçalanıyor. Bak Hawaii'de gördüğün gibi bir henüz taze lav geliyor bir tarlayı işgal ediyor. Şimdi bak seni nereye götüreceğim. Burası nerede biliyor musun? Kula'da. İzmir'den Uşak'a giderken oradan biraz sapacaksın yol üstünde. Şu karşıda gördüğün bir volkan konisi. Adı da sandal konisi niye sandal demişler bilmiyorum ama fakat önünü görüyor musun? Şimdi onu biraz daha yakından görelim. Görüyor musun? pilavlar. Şimdi bir de tüf volkanları var oraya bakalım. Şimdi volkan konisinin tamamı volkanik tüften oluşuyorsa bunlara tüf volkanları diyoruz. Şimdi volkanik tüf tüf volkanlarını oluşturduğuna göre ne demek bu? Volkanik tüf ne demek değil mi? Volkanik tüf genellikle çapı 2 milimetreden az olan yani kum ve kil boyunda volkanlar tarafından fırlatılan katı malzeme edilir. bak işte volkanik tüf böyle gözüküyor şu Merapi Volkanı'ndan Endonezya'da öteki de Kelut Volkanı'ndan kuma çok benziyor aslında evet o aynı boyda Hı. o da taş o da taş tüf volkanları genellikle tek atımlı denebilecek monojenik yani tek oluşumlu İkiye ayrılıyorlar tüf konileri ve tüf halkaları bu gördüğün bir tüf halkası. Kale kayası Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu da Hawaii'de. Şimdi Paskalya Adaları'ndakini de göreceğiz. Moai'leri görüyor musun? Bunlar Paskalya Adaları'nda devasa heykeller. Kimse bilmiyor niye yapıldıklarını. Kafa sadece. Ve bunların hepsi volkanik tüften yapılmış. Bak, Ranor, Raraku Tüf Konisi. Bu dağdan bu tüfleri çıkartmışlar. Bu heykelleri yapmak için kullanmışlar. Muayileri. Acaba kim yaptı? Paskalya Adası'nın yerlileri. Onların çok acıklı bir hikayesi var. Onu başka bir programda konuşuruz belki. Çevreye zarar verdin mi? Çevre seni nasıl öldürüyor? Çok güzel bir örneğidir bu. Şimdi kül ve tüf volkanlarına baktık. Ondan sonra klasik konik volkan böyle ya. Bu tipi belirleyen tipe sıra geldi. Bunlara tabakalı volkanlar veya teknik adlarıyla strato volkanlar deniyor. Latince stratum tabaka demek. Strato Volkan, tabakalı volkan. Bunlar büyük Alman jeoloğu Hans Kloos'un karışık volkanlar dediği volkanlardır. Çünkü bunlar lav akıntıları var. Ondan sonra tüfler bilmem neler falan var. Onun üstüne bir lav akıntısı daha var. Onun üstüne gene tüfler bilmem neler var. Onun üstüne bir lav akıntısı daha var. Fakat Alman volkanoloğu Ritman diyor ki yarısı lav, yarısı da volkandan atılan katı malzemeden oluşan mükemmel strato volkanlar hemen hemen yok gibi. Bunular ya ekseriyetle katı malzeme veya ekseriyetle lavdan oluşuyor. Şimdi volkanların püskürme türlerine göre dört sınıfa ayrıldıklarını bir hatırlayalım, değil mi? Kalkan volkanlar, Stromboli tipi strato volkanlar, tipi stratovolkanlar volkanlar ve nihayet Vezüv veya Pele, Pele Karayipler'de, Martinik adasında biliyorsun, bizim Nakşedil valide sultanın geldiği yer orası, İkinci Mahmud'un analığı muazzam patlamalarla kaldera oluşturuyorlar. Buyursunlar bir ideal bir stratovolkanın blok diyagramı. Ama ideal. Yani işte Ritman diyor. Pek hepsi böyle değil diyor. <laughs> Çoğunda diyor ya katı malzeme var. Fırla, volkandan atılan veya lav var diyor. Ama gene tanıyoruz. Bacası var. Yukarıda kratere açılan gırtlak var. Parazit konileri var. Böyle bakıntıları var. Parazit koniler illa volkanlarda oluyor mu yoksa... Olmayan volkanlarda da... Var. Olmayan volkan var. Var mı? Olmayan volkan var tabii. Ama pek çoğunda var. Bir sürü var hatta. Mayon, Filipinler'de dünyanın en simetrik volkanı. Güzel değil mi Çok. Değil mi ablama? Evet. Şuraya bak. Bundan sonrasını alalım. Mayon volkanında bir gece püskürmesi. Bir diğer meşhur Stato volkan Japonya'da Tokyo yakınlarında Fujisan. Eskiden buna Fujiyama diyorduk. Japonlar diyorlar ki lütfen Fujiyama demeyin. Fuji-san deyin. Da harfi vardır. Harf de Sileber'in işareti, karakter diyeyim. Böyle Poseidon'un mızrağı gibi üçlü bir şeydir böyle. Ona bir ifadede san deniyor, bir başka ifadede yama deniyor. Japonlar diyorlar ki bu sanı kullanın lütfen. Biz de onun için Fujisan diyoruz. Fujisan volkanının yerden görünüşü. Bu en son 16 Aralık 1707'de patlamış. Bu Cotopaxi strata volkanı Güney Ant Dağları'nda. Şimdi bunları arka arkaya göstereceğim. Strata volkanların karakterlerine bak. Ne kadar benziyorlar birbirlerine. Bu Chimborazo. Dedim ya Himalayalar ölçülmeden dünyanın en yüksek yeri burası zannediliyordu. Hani, Alexander von Humboldt 1802'de tırmanmış herif burayı. Ama nasıl? Yürüyerek. Yürüyerek. Evet. Hiç dinlenmeden mi? Dinlenmişlerdi ama hiç özel bir ekipmanları falan yok. Arkadaşı Bonplan'la beraber yanlarında yerli hamallar çıkmışlar. Fakat tam tepeye varamamışlar. Çünkü bir yarık çıkmış önlerine onu açamamışlar. Fakat Humboldt çıkarken her adımda bitki toplamış herif. Ondan sonra bak şurada bir di, atlas görüyor, şey görüyorsun, kesit. O kesitte de Chimborazo üzerinde gördüğü, başka yerlerden bildiği bitkilerin yükseklik dağılımını herif çizmiş. Onun çok meşhur bir kitabı vardır. Essay sur la géographie des plantes diye. Bitkilerin coğrafya üzerine bir deneme diye. İlk ciddi bitki coğrafyasıdır. Ve Humboldt buralarda mesela kinin ilacı vardır. Ateşlendirme eskiden kinin verirlerdi. O bir bitkiden geliyor kızıl Kızılderilileri bu bitkiyi kullanıyorlarmış. Hastalandıkları zaman falan yapraklarını çiğniyorlar. Eskiden zaten tüm ilaçlar bitkiden yapılmamış. Evet evet ama bu kızıl Kızılderililer yapraklarını çiğniyorlar falan. Kas gerilmelerine karşı aynı şeyi kullanıyorlarmış. Humboldt bunu Avrupa'ya getiriyor. Ve biliyorsun 1944'te ilk defa kinin suni olarak elde edildi yapay. Ta o zamana kadar hep bu bitki kullanılıyordu. Izalco. Bu El Salvador'da, Orta Amerika'da. Görüyor musun gene şekli? Bak şurada. Gölgesi de vuruyor hatta bak şuraya. <laughs> Dümdüz bir kaydırak gibi görünüyor. <laughs> Değil mi? Evet. Lavlar oradan kayıyor. Onun için de öyle oluşuyorlar zaten. Bu Papacata Petal. Bu Meksika'ya çok yakın bir yanardağ bu. Ve Meksika'nın en faal volkanı. Söyle bakayım adını. Papagatapetl. Aferin. Aferin. Ne demek biliyor musun? Dumanlı da. Nahuatl dilinde. Azteklerin konuştuğu dil Nahuatl. O dilde bunun adı Papakata dumanlı Dağ. <laughs> Uygun bir isim değil mi? Evet. <laughs> Bak bu demavent İran'da. Hemen Hazar Denizi'nin güneyinde Elburz Dağları üstünde. Yani maşallah mayonu aratmıyor değil mi? Evet. <laughs> Simetrik. Şuradakiler kar mı? Kar, kar tabii. Demek ki çok uzun zamandır patlamıyor ki o karlar. Evet, var evet, var. evet. Abi de yani bu tabii kışın çekilmiş. Bu Büyük Kafkaslar'da Elbrus Stratovolkanı. Ben bunları gördüm. Böyle Kafkasların en yüksek yerinde iki tane böyle büyük eşek gibi volkan var. Onların lavlarını falan gördüm. Çok enteresan. Gerçekten gidip gördünüz mü? Evet, evet. Orada biz kuzeyden güneye doğru Mineral Nevodi diye, yani maden suyu isimli bir şehir var. Oradan bir askeri yolu kullanarak Tiflis'e geldik. Yani büyük Kafkasları kestik. Onların tepelerinde de bunları gördük. Hmm. Ve bizim ağrı. Büyük ağrı da bak tepesindeki bulutu görüyor musun? Ona mercek bulutu deniyor. Böyle sivri dağların tepesinde oluşuyor. Çok garip ve güzel gözüküyor. Değil mi? Şapka giymiş gibi. Evet. <laughs> Bu Erciyes. Klasik ilk çağ yazarları buna Argeus adını veriyorlar. Bunun Karakalla zamanında basılmış paralarda bir resmi var. Daha iki tane de boynuz takmışlar. Fırtına tanrısı orada oturuyor. Fırtına tanrısının kutsal hayvanı da boğa. Yani bu yüzden mi? Evet. Dağ, daha iki tane boynuz takmışlar. Diyorlar tanrı burada oturuyor. Kutsal hayvanı gibi onun da boynuzları var. Yok aslında da yani gör, bak. Magmatik kayaç dokuları. Şimdi yukarıdan lav şeklinde akanlara bakıyorsun. Bunların içinde tek tek kristal seçemiyorsun. Çok hızlı soğumuşlar. Kristaller büyüyecek vakit bulamamışlar. Ama mesela granit gibi kayalara bakıyorsun. Pırıl pırıl kristalleri gözüküyor. Çünkü bunlar bak aşağıda soğumuş. Bu görüyor musun böyle sokulumlar var. Evet. Onlara batolit adı veriliyor. Batolit derin kaya demek. Bu ismi ilk defa Edvatius 1883'te vermiş. Yer altında soğuyan kayalara biz plutonik kayalar diyoruz. Niye biliyor musun? Sen yeraltı tanrısının adını biliyor musun? Yok bilmiyorum. Yunancası Hades. Latincesi Pluto. Plutonik oradan geliyor. Plutonik kayalar aşağıda oluşanlar. Evet. <laughs> Peki magma cebi sanırım daha da derinde bu taş. Hayır daha yukarıda. Bak volkan altı denen yapılar var. Bak şurada görüyor musun iki tane? Onların kristalleri daha ufak. Ama kristaller gözüküyor. Gördün mü? Onlar magma cepleri. Aa. <laughs> Ve Aşındırıyoruz tabii biz dağları mağları biliyorsun. Onun için bir denüdasyon serisi oluşuyor. Denüdasyon demek aşınmayla bir yerin yüzeyini alçaltmak demek. Onun için volkanlar oluşuyor falan. Bunlar aşınıyor. Volkan altı yapıları çıkıyor ortaya. Onların garip isimleri var. Lakolitler bilmem neler falan diye. Ondan sonra biraz daha aşındırma altından batolitler çıkıyor. Ve bunu böyle gördüğün zaman buna denüdasyon serisi adı veriliyor. Edward vermiş bu ismiyle. Ne dediydin sen bana? Volkanlar nerelerde oluşuyor? Evet. Ben de sana dedim ki kıta içinde patlamasız böyle kolay akan volkanlar genellikle. Mesela Doğu Afrika'da falan muazzam patlamalı volkanlar var ama genellikle Pasifik çevresindeki volkanlar dedik büyük patlamalı volkanlar. Bunların içinde de çok su var. Neden? Bak. Şuradaki dişleri görüyor musun? Evet. Ha, o şunu gösteriyor. Okyanus. Pasifik okyanusu. Orada... Mesela Filipin levhasının altına gidiyor. Güney Amerika'da antlar boyunca Pasifik levhası aşağıya gidiyor. Bunlar 700 kilometreye kadar gidiyorlar. Fakat giderken basın artıyor, sıcaklık artıyor. E ne olacak? İçindeki suyu çıkartıyor. Su, üstteki kayanın içine girdi mi onun ergime derecesini düşürüyor. Al sana volkanizma. Onun için bu dalma batmaz onları dediğimiz yerlerin üstüne bak. Ne kadar çok volkan var. Evet çok. Ağır. Dünya ne zengin volkanları orada. Peki kıta içinde volkanizma nasıl oluyor? Okyanus içinde nasıl oluyor? Bunu pek anladığımızı söyleyemem sana. Ama biz burada oluşan volkanları mantodan yükselen sorguçların oluşturduğunu zannediyoruz. Ama bu volkanizma, magmatizma nasıl oluyor? Onu istersen başka bir programa bırakalım. Ortalık evet. fazla karıştı zaten. Evet. Şimdi bunu sevgili seyircilerimiz bir hazmetsinler. Evet. Ondan sonra volkanizma nasıl oluyor falan onu anlatırız. Ondan sonra yok oluşlara geleceğiz. Yok oluşları anlatırken bu volkanlar bize yardımcı olacaklar. Başka soru? Türkiye'de volkanların olduğunu öğrendik ama nerelerde volkanlar olduğunu tam olarak öğrenemediğimizi düşünüyorum. Türkiye'de yani nerelerinde hangi volkanlar var? Ne tür, evet, var, ne tür volkanlar var değil mi? Şimdi bak Tabla volkan Karaca dedik. Diyarbakır şehri üstünde kurulmuştur Karaca Hatta Diyarbakır'a gidersen Diyarbakır'daki kalenin taş malzemesi o volkandan alınmıştır. Dolayısıyla bir tabla volkanımız var. Evet. Kalkan volkanımız yok. Ama tüf konilerimiz var. Onlar da Kula'da biraz önce gördün. Onlardan çıkan aa tipi lavları da gördük. Hatta Demirtaş Barajı'na doğru gidersen orada hatta pahoyhoy var. Büyük stratovolkanlarımız var muazzam. Ağrı, büyük ağrı, küçük ağrı, Tendürek, Süphan, Nemrut, Erciyes, Hasan Dağı. Bir de hemen Hasan Dağı'nın yakında bir kara dağ var. O da tek benim bildiğim mağaramız. İçinde de hatta kurumak üzere olan bir göl var. İçinden de yeni bir volkan çıkmış. Bir gün senle dolaşalım. Bunları gidip yerinde görelim ne dersin? Ama ne eğlenceli olur. Evet. Değil mi? Evet. Hoşuna gitti mi bu? Çok hoşuma gitti. Çok memnun oldum. Celal ile birlikte bugün volkanları konuştuk. Harika bir anlatım oldu çocuklar için. E, haftaya deprem konuşacağız. Sponsorumuz Redoxon Kids'e teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Deprem çok teşekkür ederim. Bayağı yardımcı oldun. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol hayatım. İyiliği gardı Redoxon Kids. Dinozor <laughs> dedeyi sondu.